أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birimizi imanı kamil, ameli salih, niyeti halis olan bahtiyar kullarından eylesin. Yüce Rabbim her birimizi sevdikleri listesine, sevilenler listesine ilhak eylesin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birimizi eşlerimizle, annelerimizle, babalarımızla, çocuklarımızla, torunlarımızla, damat ve gelinlerimizle Allah yolunda yürüyen, cennete doğru koşan bahtiyar kullarından eylesin. Yüce Rabbim ibadete olan hevesimizi, takvamızı, ihlasımızı gün be gün ziyade eylesin. Haramlara ve günahlara olan nefretimizi rahmetiyle yok eylesin. Bizleri kendisine aşık olanlardan eylesin. Dünyadan ahirete göçerken hazırlıklı bir şekilde göçebilmeyi, cennet bahçesine girer gibi kabre girebilmeyi her birimize nasip eylesin. Ahirete intikal etmiş olan aile büyüklerimize, büyüklerimize, hoca efendilerimize Rabbim garika yarik rahmetler eylesin. Bize bir harf dahi öğreten ve ahirete göçmüş olanlara Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Bahusus din-i celil İslam'ı farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle, edebiyle, zahiren ve batınen yaşayarak bize örnek olan ve sohbetleriyle, irşatlarıyla bizi bu yöne teşvik eden, toplumda gerçekten büyük iz ve eser bırakarak ahirete göçmüş olan Mahmud Efendi Hazretlerimize de Rabbim garikayı garik rahmetler eylesin, tarafımızdan razı ve memnun eylesin. Kıymetli izleyenlerim, Rabi'ül Evvel ayı aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyayı teşrif etmiş olduğu aydır. Dolayısıyla İslam aleminde peygamber aşıkı olan sallallahu aleyhi ve sellem insanlar nezdinde Rabi'ül Evvel ayının özel bir yeri vardır. Dersimizde geldiğimiz hadis-i şerif yine geçmiş ümmetlerde tahakkuk eden, gerçekleşen bir olayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere anlatıyorlar. Elbette Kur'an-ı Kerim'de geçmiş peygamberler ve onların ümmetleriyle olan münasebetleri anlatılırken onlardan ibret almamız beklendiği gibi gerçekten bu hadis-i şerifte de bir önceki dersimizin son bölümünde okuduğumuz hadis-i şerifte de almak isteyen insanlar için güzel dersler vardır. Hadis-i şerifimize girmeden önce kıymetli izleyenlerim bir değerlendirme babından şunu söyleyebilirim ki İstanbul'da olan insanlar ki biz şu anda İstanbul'da yaşıyoruz. Samsun'da, Ankara'da, büyük şehirlerde olan insanlar genelde dışarıdan gelmişlerdir. Karadeniz'den gelmiş, Sivas'tan gelmiş, Kastamonu'dan gelmiş, Malatya'dan gelmiş, Diyarbakır'dan gelmiş. Değişik yerlerden İstanbul'a gelmiş insanlarız. 60'lı yıllarda, 50'li yıllarda İstanbul'a gelen köylüler, Anadolu'ya Karadeniz'den gelen
o insanlar. Böyle kiralık bir gece kondu bulabilsek diye sevinirlerdi. Bazılarından ben kendim dinledim. Hocam biz kardeşler bir gece kondu bulduk, kiralık. O gece konduda yağmur yağdığı zaman çamaşır leğenini ortaya koyardık. Yukarıdan yağan yağmurlar o leğenin içerisine aksın diye. Genelde gece kondularda da yağmura karşı dirayet yoktu, güç, dayanıklı değildi. Yataklarımız, battaniyelerimiz ıslanırdı. Böyle bir gece konduyu bulduklarına şükrederlerdi. Sonuçta kafamı sokacak bir yer buldum diye. Bir kardeşimizden, dostumuzdan, doğudan gelmiş bir kardeşimizden dinledim. İstanbul'a gelmiş, bir fırında çalışıyor. Çalıştığı fırında mesaisi bittikten sonra kalacak yeri olmadığı için kış mevsiminde çöp konteynerlerin içerisinde kalıyor. Orası daha sıcaktır diye. Fiili olarak yaşanan şey bunlar. İstanbul'a geldiğimizde veya büyük şehirlere geldiğimizde çırak olarak bir yerde çalışabilsek diye düşünürken ah bir iş bulabilsem, kendi elimin emeğiyle bir şeyler yapabilsem diye besmele çekip başlayan insanlar zaman içerisinde gece kondudan kurtuldular, normal daireye taşındılar. Normal daireye geçtiklerinde ah şu kiradan bir kurtulsak demişlerdir. Bir arsa ele geçirmişlerdir. Zaman içerisinde arsanın üzerine ev yapmışlardır. Bir tane daire yaptıktan sonra ah bir tane daha ilave etsek de o da bize bir kira geliri getirse gibi bu işin sonu gelmedi. O zaman çırak olarak başlayanlar usta oldular, kalfa oldular, müteahhit oldular. Sonra kendilerinin 10 tane, 20 tane, 30 tane daireleri, değişik apartmanlar oldu. Bir kısmının fabrikaları oldu. Ama geriye doğru baktığımız zaman İstanbul'a gelip çıraklığa razı olan, gece yağmur yağdığı zaman çatısından içeriye suların aktığı gece konduları kiralık tutmak suretiyle bunu da büyük bir nimet kabul eden bir anlayış var bu işin gerisinde. Bu geriyle geldiğimiz noktayı, yani zor günlerimizle rahatlık günlerimiz arasındaki farkı mutlaka hatırlamak lazım. Bunu görmezlikten gelmemek lazım. Şimdi böyle bir giriş yaptıktan sonra gelelim hadis-i şerifimizde bakalım ne var ne yok. وَعَنْهُ اَبُوْ هُرَيْرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْتَنْ مَرْو۪يدِرْ ki اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işitmiş. اِنَّ ثَلَاثَةً مِنْ بَن۪ي İsrail. Beni İsrail'de 3 kişi varmış. اَبْرَسَ وَاَقْرَعَ وَاَحَمَا Bir baras hastalığına yakalanmış. Birisi de kel hastalığına, saç kıran hastalığına yakalanmış. Birisi de iki gözü ama. Birisi cilt kanseri tabiri caizse, birisi saç kırana uğradı. Kaş, bıyık, saç, sakal hiçbir şey yok. Bir tanesinin de iki gözü kör. Ama insan. Böyle değişik efsafta 3 kişi varmış. Birisi kör, birisi kel, birisi de cilt kanseri, cilt hastası. فَاَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَبْتَلِيَهُمْ Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu 3 insanı imtihan etmek istemiş. فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ مَلَكًا Onlara bir melek göndermiş. Tabi melek insan suretinde geliyor. فَاَتَ الْاَبْرَسَ Önce cilt kanseri hastalığına muptela olan kişiye geliyor melek. فَقَالَ Şunu soruyor kendisine. اَيُّ شَيْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ Dünyada en çok neyi seversin kardeş? En çok neyi seversin? قَالَ
O da demiş ki levnun hasenun ve cildun hasenun, ben güzel bir rengim olsun, bir derim olsun. Bir de ve yedheb anni ellezî kad kaderenin nas. Bir de isteğim ve yedhebu anni, benden gitmesini istiyorum. Ellezî kad kaderenin nas. İnsanlar beni kerih gördükleri bu çirkin manzaranın benden gitmesini istiyorum. Hangi topluma gitsem, kiminle konuşsam, görüşsem benim halime bakıp beni elinin tersiyle itiyorlar. Toplumda beni nahoş görüyorlar. Ya da bir de bu hastalık bulaşıcı olursa diye millet benden kaçıyor. Bana dünyada en çok neyi seversin dersen, işte güzel bir deri, güzel bir renk. Dolayısıyla insanların beni kerih gördükleri, elinin tersiyle ittikleri, meclislerini almadıkları, bu hastalığımın benden gitmesini isterim. Kale, ravi der ki, femesahehu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demeye devam eder. Femesahehu, o melek onun üzerine şöyle bir mesheder. Fezehebe anhu kaderuhu. Melek onun üzerine eliyle meshedince bütün aksaklıklar gider. Pırıl pırıl bir derisi, çok güzel bir rengi var. Efendim artık insanların meclislerine oturmaktan sakınmayacak, rahat rahat oturabilecek bir konuma geldi. İstediğinin alasını yakaladı. قَالَ فَاَيُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ. Bir başka soru sorayım sana. Gördüğüm kadarıyla fakr-ı zarurat içerisinde kıvranıyorsun. Mal olarak hangi malı seversin? Neyinin olmasını istersin? قَالَ الْاِبِلْ. Devemin olmasını isterim, ben deveyi çok severim der. Ravi burada biraz tereddüt etmiş. Evkale el-bakar. Yani bu cilt hastalığına yakalanan deve mi demiş yoksa sığır mı demiş. Bu konuda bir ihtilafı var. Şekke ishaqu. Evet, yani ravi burada şüphe etmiş. Acaba bu cilt hastalığına yakalanan kişi mal olarak isterken deve mi demiş efendim yoksa sığır mı demiş, fark etmez. Yani birisi deve istemiş, birisi de sığır istemiştir. Diyelim ki deve istemiştir. قَالَ فَاُعْطِيَ نَاقَةً عَشْرَاءَ. Bu insana veyahut da عُشَرَاءَ. Bu insana 10 aylık yüklü bir deve verildi. Hamile bir deve verildi buna. فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ ف۪يهَا. Ve Allah Celle ve Ala Hazretleri bu devede de sana bereket versin dedi. Bu sefer fe'etel a'ma, bu cilt kanseri hastalığına yakalanan adamın siliyor, meshediyor eliyle beraber. Üzerine hastalık olduğu gibi gidiyor, pırıl pırıl bir hale geliyor. İstediği rengi, istediği deriyi Cenab-ı Hak anında lütfediyor kendisine. Bir de fakr-ı zaruret içerisinde olan bu insana 10 aylık hamile bir deve ikram ediyor. 10 aylık bir deveyi buna veriyor. Ve oradan ama insana geçiyor. Ama insandan önce hadis-i şerifte Ravi İshak hangisine deve hangisine sığır şubesi vardı. Bir rivayete göre de Ama'ya geldi. Biz aynen devam edelim. Fe'etel ama, Ama'ya geldi. Fekale eyyü şeyin ehabbu ileyke, sana en sevimli şey nedir diye sordu. Kale en yeruddallahu ileyye basari. Cenab-ı Hak bana gözümü versin, ben bunu isterim demiş. Feubsiru bihin nas, insanları, çevreyi, yerleri, gökleri göreyim. Herkes gördüğü gibi ben de göreyim. Allah'tan bir isteğim olsa budur der. قَالَ فَمَسَحُهُ فَرَدَّ اللّٰهُ اِلَيْهِ بَصَرَهُ. Elini, mübarek elini sürüyor üzerine Cenab-ı Hak. Hemen o insana gözünü lütfediyor, görmeye başlıyor. قَالَ فَاَيُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ. Mal olarak neyi çok seversin? قَالَ اَنْ غَنَمْ. Koyunu severim. فَاُعْطِيَ شَاتًا وَالِدًا. Hamile bir koyun kendisine verildi.
فأنتج هذان وولد هذا. Her ikisine verilen, o da doğurdu, çoğaldı, öbürü de doğaldı, doğurdu, çoğaldı. Develer de doğurdu, çoğaldı, doğurdu. Öbürü de, koyun da doğurdu ve çoğaldı. وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الْاِبِلِ Bir tanesinin bir vadi devesi oldu. وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ Bir tanesinin bir vadi sığırı oldu. وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَامِ Bir tanesinin de bir vadi koyunu oldu. Şimdi hadis-i şerifte bir cilt hastalığına yakalanan vardı, bir kel vardı, bir de ama vardı. Cilt hastalığına yakalanan ne istemişti? Güzel renk, güzel bir dere istemişti. Ona lütfedildi. Sonra mal olarak ne istersin? Deve dendi. Hamile bir deve verildi. Gelindi, efendim, saç kıran hastalığına muhtela olan, kaşı, sakalı, kirpikleri, bıyıkları, hepsi dökülmüş olan insana gelindi. Ona da dünyada ne istersin deyince, işte saçımın, sakalımın yerine gelmesini, böyle insanların beni ayıpladığı keloğlan olmaktan kurtulmayı isterim dedi. Ona da bir mes yaptı, eliyle mes etti. O da saçı, sakalı, kaşları, bıyıkları hemen anında yerine geldi. Arıza gitti. Maldan ne istersin dediğinde fakir zarureti içerisinde olan bu insan sığır istemiştir. Ona da hamile bir sığır verildi. Deve doğurdu, sığır doğurdu, koyun doğurdu. Ve bunları Allah bereket de verdi. Bir vadi deve, bir vadi sığır, bir vadi koyun oldu. Efendim, böyle bir zenginliğe ulaştılar. Ve her birisine deveyi verirken, sığırı verirken, koyunu verirken barikallahu leke fiha, Allah-u Teala bunlar da sana bereket versin diye dua da ettiler. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bunları imtihan edecek ya, bu baras hastalığına yakalanmış, yani cilt kanseri hastalığına yakalanmış veya saç kıran hastalığına yakalanmış veya ama hastalığına yakalanmış olan bu insanları imtihan etmek için bu melekleri gönderiyor, bu arızalar gideriliyor. Ayrıca birisinin bir vadi devesi oluyor, birisinin bir vadi sığırı oluyor, birisinin de efendim bir vadi koyunu oluyor. Peki ثُمَّ اِنَّهُ اَتَ الْاَبْرَاسِ ف۪ي سُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ Aradan zaman geçiyor tabi. Cenab-ı Hakk'ın acelesi yok. Aradan gel zaman, hani bizde gel zaman git zaman, gel zaman git zaman derler ya, gel zaman git zaman. Uzun süre geçti. Bir vadi deve oldu. Bunlar bir günde iki günde olmuyor, bir senede iki senede olmuyor. Bir vadi devesi on oldu, bir vadi koyun bir tanesi oldu, bir vadi sığır bir tanesi oldu. Yani süper zengin oldular demektir. Sümme innehu etel ebras. O melek o cilt kanseri hastalığına yakalan kişiye geliyor. Fi suretihi ve heyetihi. O cilt hastalığına yakalanan insanın durumu neyse aynı şekilde geliyor. Yani her tarafı, gelen melek insan suretinde, derisi, cildi böyle kerih bir görüntü. Yani o cilt kanserine yakalanan insandaki manzara neyse o manzara, adamın eski manzarasıyla gelmiş kapısına bir efendim hasta birisi gelmiş. Fekale demiş ki kapıda, dilenci suretinde tabiri caizse, raculun miskinun kad inqata'at bi'l hibalu fi seferi fela belaga lil yevm illa billah thumma bih. Diyor ki raculun miskin, ben yoksul, fakir, gariban birisiyim. O cilt kanseri hastalığına yakalanmış suretinde gelen melek bunu söylüyor. Ama tabii çakmıyorlar melek olduğunu. Diyor ki miskin birisiyim. Kadîn kata'at bi'l hibâlu fî seferi. Bir yolculuktayım, çarelerim tükendi, bitti.
Tık dedi, gidemiyorum artık. Çarem bitti, tükendi. فَلَا بَلَاغَ لِلْيَوْمَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ Ben bugün varacağım yere varabilmem ancak senin yardımın ve Cenab-ı Hakk'ın desteğiyle olur. Başka türlü gitme mümkün değildir. Allah yardım edecek, sen destek vereceksin. Bu böyle olabilir. اَسْأَلُكَ بِالَّذ۪ي اَعْتَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنِ Sana bu güzel rengi veren Allah adına. Vel cildel hasen, şu güzel deriyi sana veren Allah adına. Vel male, şu gördüğün develeri sana veren Allah adına senden istiyorum. Ba'iran etebellevu bihi fi seferi. Bir tane deve vereceksin bana. Bu yolculukta ben de o deveye bineceğim, gideceğim yere deveyle beraber gideceğim. Böylece sıkıntımı, yolculuk sıkıntımı gidermiş olacağım. Fakat bir deve istedi ya bundan. Şimdi o deve sahibi eskiden cilt kanserinden müptela olup iyileştikten sonra köşeyi döndükten sonra da fakirlere, yoksullara tepeden bakan bu adam diyor ki El hukuk kethiratun. Öyle. Sen istiyorsun diye biz sana veremeyiz. Bizim vermemiz gereken çok yerler var. Akrabalarımız var, onlar var, bunlar var. Sen bir deve istiyorsun. Az bir şey de istemiyorsun. Olmaz demiş. Veremem sana. Fakale dedi ki o melek innehu ke enni a'rifuk. Yahu ben sana bakıyorum ya. Ben sanki seni tanır gibiyim ya. Ben seni bir yerden tanıyor muyum? Elem tekün ebrasa yekzeruken nas. Sen benim gibi deri ve cilt hastalığına yakalanmış değil miydin? İnsanlar senden kerahat görüyorlardı, kaçıyorlardı, senin yanında oturmak istemiyorlardı. Bunu hatırlamaz mısın? Fakale, bir de senin malın yoktu, mülkün yoktu, servetin yoktu, fakir, miskindin, yoksullun. Şimdi bir sürü imkanın var. Fakale, o cilt kanseri hastalığına yakalanmış olan zat demiş ki اِنَّمَا وُرِّثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ Sen Allah-u Teala'nın fazl-ı keremiyle bu mala ulaştın diyorsun. Ben bunu atalarımdan gelme bana, atalarımdan gel. Babam zengin, dedem zengin, dedemin dedesi zengin. Onlardan bana gelmedir dedi. Fakale o cilt kanseri hastalığına yakalanmış bir insan suretinde konuşan melek dedi ki اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللّٰهُ اِلَى مَا كُنْتُ Eğer yalan söylüyorsan Allah-u Teala seni eski şekline çevirsin. Hem kanser hastalığı, derisini sarmış, etini sarmış kanser hastalığı, hem de malda sıfırdın. Cenab-ı Hak seni oraya döndürür. Tabii adamın başına pişmiş başına gelmeyenler geldi. Onu geçiyor şimdi. Kale ravi der ki ve etel akra'a fi suretihi. Bu sefer saç kıran hastalığına muhtela olana geliyor. O melek. Fi suretihi ve heyetihi. Şimdi bu ikinci insanda ne vardı? Saç kıran vardı. Melek de buna geldiği zaman saç kıran hastalığına muhtela olmuş bir insan gibi geldi. Hatırlasın ona eski günlerinde. فَقَالَ لَهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَادَ Birincisine dediği gibi aynı şeyler ona da söyledi. Şey, yolda kaldım. Sana bu güzel saçları, kaşları, kirpikleri, sakalı veren Allah adına, sen bu kadar serveti sana veren Allah adına senden istiyorum dedi. وَرَدَّ عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَادَ Sen bana bir tane sığır ver, ben onu sermaye olarak alayım, bu yolculukta bana destek olsun dedi. O da birincisinin verdiği cevabı verdi. Biz bu malı babadan, dededen, miras olarak bize intikal eden bir maldır. Yoksa ben fakirdim de işte Allah verdi, böyle değil dedi. Saç kıran hastalığına muhtela olan. Bu da ona dedi ki, madem sen diyorsun ki hak sahipleri çoktur, sana veremem. Her isteğine verecek olsam servetim kalmaz. Ben de eskiden beri zenginim, babadan dededen intikal etti diyorsun. Fakirlik çekmedim diyorsun. Cenab-ı Hak seni yalan söylüyorsan eski haline çevirsin dedi. Melek yoluna devam etti.
Ve etel a'ma. Bu sefer melek a'maya geldi. Fi suretihi ve hiyetihi. Ona geldiğinde de a'ma suretinde geldi. Efendim gariban bir a'ma geldi. Ona gelince dedi ki ona, raculun miskinun ve ibnu sebilin. Ben bir yolcuyum, yolda devam eden bir yolcuyum. Aynı zamanda fakir, gariban birisiyim. İnkata'at bi'el hibal fi seferi. Bu yolculukta bütün çarelerim tükendi. Gidemez hale geldim. Fela belâğe lil yevme illâ billâhi thümme bike. Bugün benim anneme, babama, evime, eşime, yuvama kavuşmam için hiçbir imkan yok. Ancak Allah yardım ederse olur. Bir de sen yardım edersen olur. Ayağına düştük. Zaten görüyorsun, ben de amayım. Muktedir de değilim. Sümme bik. Es'elüke billezî radde aleyke basarak. Sana bu güzel gözünü veren Allah adına senden istiyorum. Şaten etebellehu biha fi seferi. Bir koyun bana vereceksin. Ben onu seferinde, bu yolculuğumda sermaye olarak kullanacağım. Çaresiz kaldım. Fakale, o ama olan diyor ki kendisine gelen ama suretindeki meleğe, kad kuntu a'ma. Doğru söylüyorsun. Ben de bir zamanlar senin gibi ahmaydım. Faraddallahu ileyye basari. Cenab-ı Hak bana gözümü verdi. Dolayısıyla fakirdim. Mal verdi. Koyun verdi. Fehud maşite ve da' maşite. Sen bir tane koyun istiyorsun. Yolculukta onu değerlendireceksin diye. Ben sana bir tane koyun al demiyorum. Ben senin gibi amaydım. Sonra birisi dua etti. Benim gözlerim oldu. Ve benim malım yoktu. Koyun, hamile koyun verildi bana. O da çoğaldı. Bu şekle geldi. Öyleyse ben artık sana sınırlama getiremem. Bu koyunlardan istediğin kadar al, istediğini bırak. Gördüğün kocaman iki vade arası koyun bana aittir. Bu koyunlardan istediğin kadar alabilirsin, istediğini geri bırakabilirsin. فَوَاللّٰهِ لَا اَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ اَخَذْتَهُ لِلّٰهِ. Allah için aldığın ne kadar olursa olsun asla sana tazyik yapmayacağım. Eğer sen Allah için aldıysan tazyik yapmayacağım sana. Yani istediğin kadar al, yani sınırsız alabilirsin demek istedim. Zaten sen de benden isterken sana bu güzel gözleri veren Allah için dedin, Allah adına dedin. İşte o Allah adına ne kadar istersen al kardeşim. فَوَاللّٰهِ لَا اَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ اَخَذْتَهُ لِلّٰهِ فَقَالْ اَمْسِكْ مَالَكَ. Bugün Allah için ne alırsan sana dur demeyeceğim, serbestsin. İkincisi, فَقَالْ اَمْسِكْ مَالَكَ. Bunun üzerine o melek, rahmet meleği, imtihan meleği, o ama olan kişiye diyor ki, emsik maleke, malın tut, yani koyunların sende kalsın. Bana vermene gerek yok. Fe inneme betulitum. Siz üç arkadaştınız. Sen ama, bir de kel vardı, bir de cilt hastalığına yakalanmış birisi vardı. Siz üçünüz imtihan edildiniz. Fe inne mebtulitum fakat rudiya anke. Allah senden razı oldu. Senden razı olunuldu. Ve suhta ala sahibeyke. O cilt kanseri hastalığına yakalanmış olan arkadaşına ve saç kıran hastalığına yakalanmış olan arkadaşına, aynen sana geldiğim gibi gittim. Onlar Allah'a minnet duymadılar.
biz bunları babadan dededen intikal ettirdik dediler. Dolayısıyla sınavı kaçırdılar, kaybettiler, kazanamadılar. Fakat rudiye anke, sen ise geçmişi hatırladın. Efendim, benim zaten gözüm yoktu, Allah bana göz verdi, malım yoktu, mal verdi. Ne kadar istersen alın dedin. Sen olayı takdir ettin. Allah senden razı oldu ama onlara gazap etti buyurdu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şuhita ala sahibeyke, iki arkadaşına nefret edildi, kızıldı. Şimdi kıymetli izleyenlerim, bu hadis-i şerif gerçekten önemli bir hadis-i şeriftir. Bunu dersime başlarken bir örnekleme bundan dolayı verdim. Bugünün zenginleri zannediyorlar ki hep doğuştan öyle zengin gelmişlerdir. Alçak sürünme yaptıkları günleri unutmuşlardır. Bir başkasının vereceği hediye veya zekata muhtaç oldukları günleri unutmuşlardır. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Ama insanoğlu eğer bir nimete kavuşuyorsa bunu takdir etmeli. Daha sonra o nimetten mahrum olan birileri geldiği zaman "Aa ben de böyleydim." buna elinden geldiği kadar yardım ve destek vermeli. Burada kıymetli izleyenlerim, 3 kişi ayrı ayrı yerlerdedir. 3 kişi ayrı ayrı zamanda melekler Allah-u Teala'nın talimatıyla bunları imtihan ediyorlar. Şimdi birincisi, ikincisi, üçüncüsü melek geldiği zaman melek olduğunu bilseydi farklı davranırdı. Melek olduğunu bilememiştir. İşte Cenab-ı Hak insanı böyle imtihan eder. Şimdi rahmetli dedem Zonguldak'ta çalışıyor. Zonguldak'ta çalışırken o zamanlar ekmek karne ile veriliyor. Ekmek karne ile veriliyor. Herkes götürüyor, kimliğini götürüyor, gösteriyor. O kimlikle beraber ekmek alıyor. Bir tane nüfusu olan bir tane ekmek alıyorsa, iki tane nüfusu olan ona göre alıyordu. Rahmetli dedem çok cömert bir insandı. Zonguldak'tayken köylüler, oraya giden ne kadar insan varsa onları misafir ederdi. Misafirperverliği iyiydi. Rahmetli babam ve amcam da dedemin yanında çalıştılar bir süre. Rahmetli dedem diyor ki, bir gün fırına gittim. Çocukların nüfus cüzdanlarını aldım. Onlarla 5 kişimi, 5 tane ekmek alacağım. Sırada böyle gariban bekleyen, kafasına böyle fesini geçirmiş, soğukta bekleyen bir sakallı birisi vardı dedi. O dedi, fırıncıya yaklaştı, dedi ki benim dedi, elimde dedi o karne, ekmek karnesi. O karne yoktur dedi. Ben dedi, çoluk çocuk açız dedi, bana ekmek ver dedi. Fırıncı artık karakteri gereği mi? Ona affedersin küfretmiş, kovmuş onu, ekmek vermemiş ona. Adam da boynunu bükmüş gitmiş. Arkasından dedem gelince, dedem 5 kişilik ekmek alacak çünkü 5 tane kimlik götürdü oraya. 5 tane ekmek alınca düşündü ki bu adamı niye böyle gönderdi? Bir tane ekmeği ben buna veririm. Paylaşırız ekmeklerimizi. Bu adam evinde çoluğu çocuğu ekmeksiz kaldı. Neyse ben çabuk çabuk diyor. Aldım diyor fırından 5 tane ekmeğimi. Hemen döndüm adamı yakalayacağım. Adama ekmek vereceğim. Alan düz alan. Yani hemen ara sokak mara sokak falan yok. O kadar zamanda kaybolması mümkün değildi. Aradım, taradım, aradım, taradım. Ben bu adamı bulamadım dedi. Kendi kendime dedim ki ya olsa olsa bu Hızır olabilir. Eyvah, bu adamın başına bir bela gelecektir. Hızır geldi, Hızır Aleyhisselam geldi. İmtihan etti onu, imtihanı kaybetti. Bunun başına mutlaka bir şey gelecektir. Gittim eve takvime yazdım. Bugün fırıncıda böyle böyle bir olay oldu diye takvime yazdım onu, işaretledim. 39. gün, 40. güne efendim varmadan gece evinde bu fırıncıda ciddi bir karın ağrısı meydana geliyor.
ambulans o zamanlarda işte yoktu bugünkü gibi, ilkel şartlarla onu hastaneye götürüyorlar. Bağıra bağıra, bağıra bağıra, bağıra bağıra ruhunu teslim ediyor. Onu ben öğrenince dedim ki tamam, Hızır olduğu kesinleşmiştir. Çünkü ben döndüm arkama, bulamadım. O kadar kısa zamanda kaybolma şansı yoktu. Onun için kıymetli izleyenlerim, her geleni Hızır, her geceyi de Kadir gecesi bilmek lazım demiş büyüklerimiz. Her geceyi Kadir, her geleni de Hıdır bilmek lazım demişlerdir. Yani Hızır Aleyhisselam gelse aynı şeyi bana da yapsa ben imtihanı kazansam dersin, ama geldiği zaman sen çakmasın Hızır olduğunu. Onun için her geleni Hızır, her geceyi de Kadir bilmek lazım. Bundan dolayı demişlerdir kıymetli izleyenlerim. Buna benzer örnekler çoktur. Yani biz ne ile imtihan edildiğimizi bilmeyiz. Ama imtihan edildiğimiz zaman kazanırsak başka, kaybedersek başka muamele göreceğiz. Bundan dolayıdır ki burada bu üç tane insana Cenab-ı Hak Hızır'ı göndermedi de melek gönderdi, imtihan etti. Birincisi imtihanı kaybetti, ikincisi imtihanı kaybetti ama üçüncüsü imtihanı kazandı. Rabbim Celle ve Ala Hazretleri her zaman bizleri imtihanı kazanabilenlerden eylesin. Bu kıssada gerçekten bizim zamanımızdaki insanlar için çok ciddi ibretler vardır. Hakikaten köyünde hiçbir şey olmayan, 3-5 kardeş bir evi paylaşan, evli oldukları halde bir evi paylaşan, affedersin bir tuvaleti paylaşan, banyosu olmayan, leğenlerde banyo ihtiyaçlarını gören, bir anlayış, bir fakr-ı zaruret içerisinde büyüyenler, Almanya'ya gitmiş, Hollanda'ya gitmiş, Fransa'ya gitmiş, Amerika'ya gitmiş, bir miktar para toplamış, gelmiş burada gökdelen gibi evler yapmış, İstanbul'a gelmiş, Ankara'ya gelmiş, büyük şehirlere gelmiş ve burada çıraklıktan ustalığa, ustalıktan müteahhitliğe derken fabrikatör olmaya doğru yükselmiş. Evinde ve elindeki imkanlar çoğalmış. Bu evindeki, elindeki imkanlar çoğalınca kendi eski halini, genelde böyle oluyor, kendi eski halini unutunca o fakirlere, o yoksullara ters gözle bakıyor, tepeden bakmaya başlıyor. Bu ise Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu bizi de imtihan edeceğini unutmamak lazım. Yani karşımıza çıkan insana dikkat etmek lazım. Bu insan acaba Hızır Aleyhisselam olabilir mi? Bir imtihan olabilir mi? Buna benzer bir olayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş ümmetlerde anlatır. Adamın bir tanesi bir köyde Allah için sevdiği birisini ziyarete gidiyordu. Yol üzerine Cebrail Aleyhisselam insan suretinde, delikanlı suretinde geldi, durdu. Bu adam gelince nereye gidiyorsun diye sordu buna. Bu da ben bir kardeşim var falanca köyde, onu ziyarete gidiyorum. Ana baba bir kardeşim mi? Yok, din kardeşim diyor. Allah için seviyorum onu, kendi kardeşim gibi seviyorum. Dolayısıyla onu ziyarete gidiyorum. O melek ona der ki ben Allah-u Teala'nın buraya gönderdiği bir elçiyim. Haberin olsun ki sen o arkadaşını Allah için sevdiğin gibi Allah da seni sevmiştir. Ne büyük müjde değil mi? Yani orada karşı karşıya kaldığı insan suretinde bir melek. Binaenaleyh melek geldiği zaman suret itibariyle farklı surette olabilir. Zaten melek olarak gelmiş olsaydı onu aslı suretinde, aslı hılketinde bizim görmemiz mümkün değildi. Bu itibarla kıymetli izleyenlerim, geçmişimizi unutmayalım. Fakr-ı zaruret içerisinde olduğumuz günlerimizi unutmayalım. Bir ekmeğe, bir ayakkabıya muhtaç olduğumuz, takım elbise giymekte sıkıntı yaşadığımız günleri unutmamak lazım. Eski evlerimize rüzgar alttan vurduğu zaman, üstten çıkardı, üstten vurduğu zaman alttan çıkardı, her taraf delik deşikti. Efendim, bu şartlarda, zor şartlarda yaşıyorlardı. Aynı babanın, dedenin çocukları ve torunları olarak biz Allah'ın izniyle bunu nereden nereye getirdik? Bu da büyük bir nimettir. Bu nimetin farkında olup şükrünü eda edebilmek lazımdır. Bu vesileyle bir dersimizin sonuna gelmiş olduk. Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birimizi
tabi tuttuğu imtihanlarda başarılı olanlardan eylesin. Kaymaktan ve kaydırmaktan, yanlış yerlere düşmekten ve bulaşmaktan Rabbim her birimizi muhafaza etsin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.